Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ile İran arasında nükleer görüşmeler uzun zamandır yoktu ama bu görüşmelerin tamamen kesildiği belirtiliyor. Bu ne demek? İran nükleer silaha sahip olma yolunda bir adım daha mı atmaya hazırlanıyor? Evet, çünkü şu an aslında uzun zamandır Ukrayna Savaşı başladıktan sonra ve İran'daki iç karışıklık olduktan sonra, yani 2 sene önceden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında işte nükleer görüşmeler yapılmıyor. Fakat bu görüşmeler yapılmasa da zaman zaman taraflar aracılar üzerinden, özellikle Umman Ücü üzerinden mesaj alışverişine devam ettiriyordu. Fakat 2 gün önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı Umman'a gittiğinde orada yaptığı açıklamada İran'la ABD arasından Umman üzerinden yapılan o dolaylı temasların ve görüşmelerin tamamıyla sonlandığını bildirdi ve buna gerekçe olarak da bölgedeki gelişmeler gerekçe gösterildi. Yani Gazze'ye yönelik saldırılar ve İsrail'in son zamanlarda Lübnan'ı ve aynı zamanda İran'la İsrail arasındaki yaşanan gerginlik sonrasında böyle bir şeyin, yani görüşmelerin tamamıyla dolaylı olsa da görüşmelerin tamamıyla durdurulduğunu ifade etti. Tabii burada nükleer mesele demişken, İran'ın nükleer tesislerinin de burası İsrail'in hedefleri arasında gösteriliyor. Gerçi dün İranlı bir yetkili, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun başkanı yaptığı açıklamada bunun uzak bir ihtimal olduğunu, ancak İran tesislerinin hedef alınsa da korunaklı bir alanda olduğunu, oluşacak hasarın az olduğunu da İran'ın da kısa süre içinde buna cevap verme imkanının olabileceğini, yani kısa süre bunu onarma imkanının olabileceğini ifade etti. Evet.